Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler kitabındaki pandomim hikayesi. Haseki taraflarında bir çıkmaz sokakta yalnız duran üç odalı bu ev, bir mezar gibi sonsuz bir sessizlikle kuşatılmıştı. Unutulmuş, terk edilmiş gibi görünüyordu. Çatısından kopan bir tahta, damından uçan bir kiremit, duvarından yuvarlanan bir taş, yıllarca düştüğü yerde kalırdı. Ara sıra çirkin, yaşlı bir Rum kadını, cadılara has ürkütücülük ve sessizlikle dışarı çıkar, evin malzemelerini satın alarak acele ile eve girip kaybolurdu. Evin küçük bahçesinde duvara yakın bir büyük ağaç, Temmuz'un o ateşli güneşi İstanbul'un bu yörelerini bitkinleştiren bir sıcaklık içinde bıraktığı zaman, yapraklarının arasına saklanmış serin bir rüzgar yaymaya başlayarak, o evin, o mahallenin bir büyük yeşil yelpazesi gibi havayı yeniler, titreştirirdi. Hiç kimsenin geçmediği, hiçbir sesin duyulmadığı, insan yaşadığını gösteren hareketlerin pek az görüldüğü bu evde, bu ıssız sokakta yaşam olduğunu gösteren, sadece bu ağaçtı. Bahar gelince çiçeklerle bezenir, yazın yapraklarla süslenir, dallarının, yapraklarının arasında yuva kuran kanatlı bir dünya, gökte aşık olur, havada gebe kalır, yaprakların arasında anne olurlar. Işığa karşı uçuşurlar. Hep birlikte öterek uzaktaki tarlalara gittikten sonra yine yeşil memleketlerine dönerler. Bu gidiş ve geliş, bu sevişmeler, bu ötüşler, bu uçuşmalar, heyecanlı, ortak bir hareketlilik meydana getirir. Yazın, bir cuma günü öğle vakti, bu evden bohçasıyla çıkan bir adam, kapısını ihtimam ve dikkat ile kapadıktan sonra yoluna devam etmeye başladı. Arkadan bakılınca omuzlarıyla belinin genişliği aynı derecede olacak kadar şişman olan 33 yaşındaki bu adamın, enli ama pek kısa bacakları üzerindeki yükü, istediği yere götürmekte zorluk çektiği görünüyordu. Bu sokaklarda ilerledikçe, sessizlik merhale merhale artarak ta uzaktaki bir mahallenin kaldırımlarından geçen bir arabanın gürültüsü, camları, çerçeveleri kırılmış bir evin içinden kimi çocukların ağlaması duyulur. Ara sıra esen sıcak bir rüzgarın kaldırdığı tozlar gündüzün ışığını, iç karartan bir tozla lekelerdi. Bu uzak mahallelerin ıssız sokaklarında düşünceli, hüzünlü olarak yolda yürüyen bu adam, halkı güldürmek için gidiyordu. Evinden çıktıktan yarım saat sonra idi ki ortaçağ gezinti mekanlarından olan yeni bahçeye ulaştı. Karşısında, o bir avuç toprağı, her düşmüş taşı yıkılmış bir asır olan duvarların arasında, sanki birkaç yüz sene önceki baharın yetiştirip, sonbaharın o unutuluş köşesinde bıraktığı soluk. Baygın çiçeklerden birkaç tane kopararak, yine o duvarların ortalarında gökyüzüne doğru açılmış mavi pencerelerinden bütün süratleriyle uçarak girip çıkan kırlangıçların ve başka kuşların, başı ucundaki hisarın ta tepesine kanatları tutunacakmış gibi uçuşan kuşların, Bizans müziğini hatırlatıyor gibi gelen seslerini dinledikten sonra, orada, o yıkılmış kalelerin yanında, o asırların görkeminin ayakları dibinde, ince tahtalarla inşa edilmiş ve yıkılmaması için etrafına destekler yapılmış bir binanın önüne geldi. Bu binanın kapısında, beyaz kağıda büyük siyah yazıyla şu levha asılmıştı. Meşhur Pascal'ın pandomiması, burada her cuma ve pazar günleri ünlü Pascal, çeşitli beceriler ve komik oyunlar oynar. İtibarlı müşterilerinin teşvikini alan Pascal her hafta yeni oyunlar sahneye koyacaktır. Pascal da kendisiydi. Tiyatrosunun kapısından girip bohçasını açarak hiç değişmeyen oyununda kullandığı şalvar şeklindeki beyaz pantolonunu, yakası oymalı beyaz saltasını, başına sivri beyaz külahını giydikten ve bütün suratını unlara, kurbağa bakışlı siyah gözlerinin alt kapaklarını kırmızıya boyadıktan bir saat sonra idi ki, boş zihinlerle dertsiz gönüllerden çıkıp yükselen kahkaha sesleri ve alkışlar arasında oyunlarını sergiliyordu. O gün bu tiyatro, kıvanç duyulacak bütün hünerlerini gösterdiğinden her şey coşmuştu. Tavanını oluşturan bir yelken bezi, rüzgara karşı neşesinden oraya buraya atılarak içerideki havayı yenilediği ve tahtaların aralarından giren güneşin altın zerrelerinin tozdan mürekkep bir sütunun içinde bir takım böcekleri oynattığı gibi, tiyatronun orkestrası olan bir Leitner'a da ihtiyarlığın getirdiği çökmüşlüğü çizgileri görünmeye başlamış çirkin yüzü. Yorgunluk ve yıpratıcı işinden ötürü her tarafı sarkmış etlerden oluşan bedeni, fazla giyilmekten solmuş kanarya sarısı atlaslar içinde, bir kadını dans ettiriyordu. Oyunda bu kadının aşığı rolünü yapan Pascal'ın, aşkını ilan etmek için dilini çıkarması ve ilgisine teşekkürlerini bildirmek üzere takla atması, oradaki halkı çok güldürüyordu. Tiyatronun bezden tavanını başının üstünde tutan ortadaki hareketli direğe arkasını dayayarak ağzındaki sigarasıyla oyunu seyreden bir izleyici, Pascal'ın dilini çıkarması yok mu? İnsan buna gülmekten bayılır, diyordu. Zaten bunu orada küçük sandalyelerin üzerinde oturanların çoğu tasdik etmişti.
Oyuncuların yanındaki locada, o içten, o masum, o çocukça gülüşleri hayatın dertlerine teselli veren genç kızlardan biri, büyük bir neşe ile kanatlarını sallayarak uçuşan kuşlar gibi, o küçücük pembe dudaklarının üzerinde aydınlık bir tebessüm olduğu halde. Sevdayı okşayan ellerini birbirine çarparak Paskal'ı alkışlıyordu. Eftalya isimli, 20 yaşında bu genç, yaşlı annesiyle hemen her hafta bu locaya gelirdi. Annesi, "Kızım burada çok mu eğleniyorsun?" diye sorduğu zaman, kızı, Paskal'ı daha önce ölen sevgili köpeğine benzettiğini ve kimi zaman da hal ve tavrının, bir defa görüp de pek hoşuna giden bir maymunu andırdığını söylerdi. Paskal, maskaralıklarının tiyatrosuna devamlı gelen bu genç kızı, bu güzel müşterisini daha da eğlendirmek için karşısına geçerek oynar ve kimi zaman oyunda bir fırsat oluşturarak locasının altına düşerdi. O gün ise beyaz ketenler, büyüleyici tebessümler içinde bulunan bu genç kız, o gürültüler arasında alaycı takdirine bir kanıt olmak üzere locadan çiçek atıyordu. Attığı bu çiçekler, Paskal'ın yüzüne, göğsüne dokundukça, eliyle kalbini tutarak en can alacak yerinden vurulmuş bir vahşi hayvan gibi acı acı çığlıklar atıyordu. Bir iki dakika sonra tiyatrosunun iç tarafındaki toprağın üzerine oturarak, hala güldürdüğü adamların kahkahaları devam ederken içini çeke çeke ağlıyordu. Gözünden dökülen yaşlar yüzündeki unları, kırmızı boyaları bozarak kıvılcım taneleri gibi o harap duvarların yıkılmış taşlarına damlıyordu. Bu zavallı Paskal, o güzel Eftalya'yı seviyordu. Bu sakat vücut, yaratılışın o ihtişamlı güzelliğine aşık olmuştu. Ama gönlünün en gizli bir köşesinde muhafaza ettiği bu aşkı kimseye söylemeye, küçüklükten beri sırdaşı olan, evindeki yaşlı hizmetçisine bile söylemeye, hatta kendi kendisine düşünmeye bile cesaret edemiyordu. Çünkü kimseye itmadı. Hiçbir şeye inancı olmadığından zilinde gizlenerek yaşama sebebi olan aşkının bir belirtisinin meydana çıkmasından kaçmıyordu. Ömründe bir kadının okşayan bakışlarına, hiç kimsenin gönül alıcı davranışına erişememişti. Kendisinden beklenen, sadece güldürmek. Bak, kalbinin kırıldığı, gözyaşları içinde boğulduğu şu ümitsizlik ve gücenmişlik anında, herkes kahkahalarla gülüyor. Evet, kimseye söylemeye, hatta düşünmeye bile cesaret edemiyordu. Oyun bitince, akşamdan sonra yine bohçasını koltuğuna alarak geldiği yoldan, çekine çekine evine dönüyordu. Yolun yarısında, sinirli bir hal ile arkasından bir şeyin takip ettiğini, o bilmediği şeyin gözlerinden girerek ruhunun en yasak köşesinde gizlediği güzel Eftalya'sını görmek istediğini hissediyordu. Bir telaş ve çekinme hali ile başını çevirdi. Gökyüzünde parlayan ay, yarısından büyük aydınlık bölümü Ayasofya'nın yüksek kubbesinin üzerinden ortaya çıkarak ilk ziyayı o ıssız sokağın arasına düşmüştü. Evine varıp bir az bir şey yedikten sonra odasına çekildi. Aradan birkaç dakika geçmişti ki odasının kapısını açarak içinde kimse olmayan evinde birisinin dolaşıp dolaşmadığını, penceresini kaldırıp sokaktan kimsenin geçip geçmediğini anladıktan sonra güzel Eftalya'sını düşünmeye başladı. Bugün oyunda kendisine neden o kadar çok gülmüştü acaba? Koynundaki çiçekleri çıkarıp dindar bir saygıyla öptükten sonra dar ve karanlık odasının en yüksek yerine koydu. Bu çiçekler, ah bu çiçekler, beni öldürecek diyordu. Kendisini bir defa kabul edecek olursa, bu odaları saksılarla donatacak. O güzel Eftalya'sını şu köşeye oturtacak. Eftalya karşısına alır gibi kendisi de ayağa kalkıp oda kapısının eşiğine oturdu. Ne kadar garip hikayeler anlatacak, bütün geceler güldürecek. Belki de, gündüzün kendisine gülerek bakan o büyük, siyah gözler onu fazlaca kendisinden geçirmişti. Mesela, şimdi oraya giriyor. Bir güzellik ilahisinin karşısındaki putperest gibi başını tahtaların üzerine koydu. Bir süre o vaziyette kaldıktan sonra, pek güzel rüyalı bir uykudan uyanır gibi bir hal ile başını kaldırdı. Hayali karamsar bir karanlığa döndü Eftalya'nın kendisi, ah pek de çirkin. Alemin maskarası, demiş gibi ağlamaya başladı. Bu uzayıp giden hayaller içindeyken, o büyük ağaçtaki kuşlar ötüşmeye başladılar. Sabah oluyordu. Hayallerinden yorularak, orada bir köşeye düştü. Son gününde bir yaz haberi getiren o ay, ne kadar da süratle akıp gitmişti. İki haftadan beri tiyatrosuna gelmeyen Eftalya evleniyordu. Senelerden beri hiçbir ses seda duyulmayan bu evden, o günlerde birinin hıçkıra hıçkıra ağladığı duyulmuştu. Bu zavallı Paskal, bir cuma günü locaya kocasıyla birlikte gelen Eftalya'yı güldürerek bu yürek parçalayan üzüntüsünü belli etmemek için başını önüne eğerek, büyük bir süratle evine gidip içine kapandığı odasının kapısını sürgüledi.
Ertesi sabah öğleden sonra kapısını kıracak gibi vuran yaşlı Rum kadın, hiçbir yanıt alamayınca, büyük bir korku ve telaş ile mahalleden topladığı adamlarla kapısını kırıp odaya girdiler. Odaya girer girmez, herkes gülüşmeye başladı, çünkü Pascal, asılmış bir adam taklidi yaparak o ünlü ustalığıyla dilini çıkarmıştı. Hayatında herkesi güldürdüğü halde, ölümünde kimseyi ağlatmayan zavallı Pascal'ın bu defaki hali taklit değil, ölüm gibi hakikiydi. Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler kitabındaki pandomim hikayesi gibi daha birçok içerik için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.